Şimdi Toto Süper Lig'de 32. hafta heyecanını Mustafa Demirtaş'la konuşacağız. Günaydın Mustafa, hoş geldin. Günaydın Ceyda, iyi yayınlar. Çok hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz, iyi pazarlar diliyoruz sana. E, sondan başlayalım istersen Fenerbahçe'ye dair gazete manşetlerini ön plana çıkardık. Toto Süper Lig'de 32. haftada Fenerbahçe, e, Denizli karşı karşıya gelecek ama her şeyden önemlisi e, bu maçta Erol Bulutsuz ee, ilk maçına Emre Belezoğlu yönetiminde ilk maçına çıkacak. Emre Hoca yönetiminde sarı lacivertliler. Ee, neleri farklı bekliyorsun? Çok merak ediyorum. Ee, senin açından 11'de farklılıklar olur mu? Emre Belezoğlu'nun farkını ilk maçtan görebilir miyiz? Neler dersin? Ee, bir kere en başta motivasyon anlamında bir farklılık bekliyorum ben Fenerbahçe'de. Ee, hoca değişiminden sonra ki... Kaldı ki genelde zaten ne zaman bir teknik direktör değişimi olsa takımlarda birkaç haftalık bir reaksiyon görüyoruz. Bununla birlikte Emre Berezoğlu'nun oyuncuların üzerinde biraz daha ağırlığının olduğunu düşünürsek en azından odaklanmışlık adına çok daha farklı Fenerbahçe göreceğiz bence. Sağ içinde diziliş anlamında, oyun formatı anlamında nasıl bir takım bizi bekliyor onu tabii Denizli Spor maçında göreceğiz açıkçası. Çünkü Emre Hoca'nın da ilk kez deneyimi olacak bu teknik direktörlük anlamında. Ee, ama açıklamalarından anladığımız kadarıyla e, hep şu var. Yani Biz kafamızdaki oyun formatını oturttuktan sonra e, kadroda şu anda bulunan... ...ve bugüne kadar çok fazla performans vermeyen oyuncuların da performansı yükselecek. Mesela golcülerin performansı yükselecek demişti. Ben buradan mesela Samantha'nın üstüne biraz gideceğini düşünüyorum. E, kaldı ki Fenerbahçe'nin e, geçtiğimiz sezon transferlerini, daha doğrusu geçtiğimiz yaz... E, belki şimdi aslında bonservis bedeli ödenecek ama en fazla yatırım yaptığı oyuncuydu Samatta. En çok şey beklenen oyunculardan bir tanesiydi. Belki yeni oyun formatında Samatta'nın parlayacağını düşünecek Emre Özoğlu ve bu oyun formatı da şu aslında yine açıklamalardan anladığımız kadarıyla rakibi önde karşılayan, topu biraz daha hakim olan, yani direkt hücumlardan ziyade biraz daha topa basan, topu kaybettiğinde tekrardan hızlı şekilde önde kazanan bir takım yaratacağını söylüyor Emre Hoca zaten Erdin Sözler'de Bundesliga'dan gelen bir ikinci adam ve bu konuda deneyimli ki Bundesliga'da biliyoruz birçok takım bu şekilde oynuyor artık. E, hatta Erdin Çoca işte e, Wolfsburg'da ikinci adamken Wolfsburg, Wolfsburg'un da oynadığı tarz bu tarzdı. E, hatta Tisserand o zaman e, Wolfsburg takımındaydı. E, Tisserand demişken belki Tisran'da da kazanmak isteyecek Emre Hoca. E, tisserand ikilisini görebiliriz farklı olarak. Orta sahada ee, bu oyun formatında Gustavo'nun yedek kalabileceği söyleniyor. Bu da çok sürpriz olmaz bence. Ee, ki Konya Spor Deplasmanı'nda gördüğümüz çok efektif bir oyun oynayan işte orta saha vardı. Sosa Regista rolünde 6 numarada. Önlerinde Mert Hakan... E, Perkas vardı o maçta. Mer belki Perkas Ozan olacak orta sahada. Arkalarında Sosa olacak. Ee, bunu bekleyip göreceğiz ama e, yeni denemeler olacak sanki Denizli Spor karşısında. Bunun içinde. de e, ...Fikstür'de en ideal rakiplerden bir tanesi denizli spor... ...tabii ki e, hiçbir rakip kolay değil tabii. Süper Lig'de... ...bunu zaten en iyi bilen Fenerbahçe ki... E, ...gençler birlik sonuncusuyken gelip Kadıköy'de yenmişti Fenerbahçe. E, ...tabii ki bütün rakipler Sartım'a... E, ...daha ideal rakipler olabiliyor bazen Fikstür'e bakınca... E, ...Fenerbahçe bu yeni döneminde yeni oyun formatı için... ...ideal rakiplerden bir tanesi bakalım neler olacak... ...ben de çok merak ediyorum açıkçası... Bir de tabii transfere dair de hemen şunu sormak istiyorum. Bugün sabah gazetesinde Volkan Demir imzalı haber az önce bizleri izleyenlerle ve dinleyenlerle paylaştık. Marega Fenerbahçe'nin evet. gündeminde olan bir futbolcu. Sezon sonunda Marega'nın da 3 milyon euro maaş karşılığında Fenerbahçe daha iyi bir teklif almadığı takdirde gelebileceği yönünde haberler var. Volkan da bunlardan birine imza atmış bugün. Sen neler söylersin Avrupa'da? Ee, devam eder mi Marega yoluna yoksa Türkiye onun için iyi bir alternatif Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Ee, neler söylersin? Evet aslında e, potansiyel olarak Avrupa'da devam edebilecek oyunculardan biri. E, bence çok iyi bir golcü. Daha doğrusu çok iyi bir 9 numara. E, ve biraz daha komple mesela Samantha'ya göre de işte Tiam'a göre de çok daha komple bir oyuncu Marega. Mesela Samantha için geldiğinde şundan bahsediyorduk. Fizik olarak çok böyle kuvvetli bir oyuncu değil. Vücudunda atılan toplarda çok fazla e, takıma zaman kazandırmaz ya da hava toplarında çok fazla üstünlük sağlayamaz. Uzun mesafede patlayıcı dribbling koşulları yok ama ceza sahasında topla buluştuğu zaman e, atar. Yani Belçika Ligi'nde böyle yapmıştı. Zaten Belçika Ligi'ne gelmeden Afrika Şampiyon Ligi'nde e, bu tarz oyun planı çıkmıştı diyorduk. Ama Marega biraz daha komple belki e, inanılmaz bitirici bir oyuncu değil. Çok yüzleri bitirici bir oyuncu değil ama çok güçlü. Ee, fizik kapasitesi güçlü. Top, topu aldığı zaman kendisi de gidebiliyor. dribblingde etrafına da servis yapabiliyor ki zaten zaman zaman kenar forvetle oynamıştı e, Porto'da. E, bu sezon ona ciddi yatırım yapıp e, ilk aydanlardan bir tanesi oldu. E, uzun zamandır öyle aslında. O yüzden aslında hala e, Avrupa liglerinde yer bulabilir kendisi de ama... Ee, tabii Fenerbahçe burada imza parası maaşının biraz daha yüksek olmasıyla daha da cazip hale gelebilir e, Fenerbahçe'nin teklifi. E, oyuncunun zaten bonservisinin bitiyor olması bu noktada bir avantaj. E, i̇yi bir isim. Eğer Fenerbahçe gerçekleştirirse bu transferi e, gayet komple bir 9 numaraya kavuşur gibi gözüküyor. Ve tabii dün akşama gideceğim. Şimdi e, Sportoto Süper Lig'e dönelim. Galatasaray milli aranın ardından milli aranın Galatasaraya çok yaramadığını hep hafta boyunca aslında paylaşmıştık, yorumlamıştık bu durumu da. Ama Atay Spor karşısında 3-0 mağlup ayrıldı Galatasaray. Üstelik kadro tercihinin de oldukça tartışıldığı bir günde. Ben tabii evet. ki Gelson Fernandes'ta başlamak istiyorum Mustafa. Biz dün maç öncesi Mehmet Özcan'dan ve Emre Kaplan'dan mı öğrendik? E, Gerson Fernandes'in stoperde oynayacağına ben açıkçası bir e, futbol sever olarak oldukça şaşırdım. E, Ozan Vafor mevkisinde kadrosunda yer alan e, tek isimken e, forma şansı bulamadı ilk 11'de. E, Donk Etebo dahi beklerdim ama e, Donk Gerson ikilisini beklemezdim. Bilmiyorum sen bekler miydin? Yok ben de beklemezdim. E, Galatasaray'ın çoğu beklemezdi. Belki bir ihtimal Etebo ihtimali vardı ki o da bence... ...Getson'a yakın bir aykırılık olurdu. Galatasaray'da hatta sanıyorum her iki yılın stoper oynadığı maçı hatırlamıştır. O günden bugüne belki de stoperdeki en enteresan tercih oldu Getson. Çünkü şöyle, bugüne kadar çok fazla orta saha oyuncularının stopere devşirildiğini görmüştük. Bu gayet normal ama Getson orta sahada oynarken de öne çıkan özellikleri savunmacılığı, pozisyon alması, fizik gücü değil Gerson'un. Ee Gerson orta sahadayken de dribbling, çabukluk, şut, hücum özellikleri ön plana çıkan bir orta sahasında. O yüzden Portekiz liginde süre aldığı zaman genellikle 8 numara pozisyonunda oynayan bir oyuncu. Ya yani 6 numarada oynamışlığı bile çok azdı. ya 6 numara için bile biraz riskliyken stoperde oynatılması gayet riskli bir hamle oldu ve bunun da sonucunu gördü aslında Galatasaray maalesef özellikle ilk gol e, izleyiciler aklına getirsin o pozisyonu. Gerson e, sadece topa odaklı hiç çevre kontrolü yok haliyle yani bu oyuncunun bir eksisi değil e, stoperlik geçmiş olmadığı için bilmiyor nasıl nasıl bir pozisyonda durması gerektiğini ve ilk gol öyle gelmişti. E, ama tabii e, Ozan Vopor yani ne kadar kötü olabilir sorusu aklı geliyor. Evet. En azından stoper oyuncu ve o tip pozisyonlarda daha ayakta kalabilirdi, daha doğru pozisyon alabilirdi. E mesela Etebo hamlesi de olabilir diye düşünülüyordu. Ben ona da karşıydım. Neden karşı olduğum da aslında üçüncü gol de ortaya çıktı. Yani Diyof'la birlikte hava topuna çıkamadı bile. Yani hava topuna çıkıp üstünlük sağlamasını bırakın Diyof'un. Yükselemedi bile yanında. E yani Hatay gibi sert bir hücum takımına karşı e net bir stoper daha mantıklıydı. Ozan Vapor en azından stoper. Belki hani çok büyük tecrübesi yok ama genç milli takımlarda önemli tecrübeleri vardı. Dediğim gibi en azından fizik ve pozisyon alma anlamında stoperdi. Galatasaray oyunu bu kadar bozulmazdı diye düşünüyorum. Çünkü bu kez Getson'u orta sahada kullan kullanırdınız. şimdi Getson'u stopere çekince orta sahada Ömer Bayram'ı kullanmak zorunda kaldınız. E, Gerson orta sahada olsa Ömer Bayram'a göre biraz daha iyi orta sahaya sahip olacaktınız. Savunmada da daha stopere sahip olacaksınız. Ee, Ozan Vafor ve Getson sağda olsaydı birisi orta sahada birisi stoperde daha ideal gibi gözüküyordu ama e, bu maç sadece oyuncu tercihleriyle de alakalı değil bana göre ee, Ceyda şöyle ben maç öncesinde Büyük eksikliklerin olduğunu farkındaydım Galatasaray'ın Ama bu tip durumlarda Takımların ekstra reaksiyon gösterebildiğini Söylemiştim son sayfalarda hı hı. Mesela Beşiktaş'ın Başakşehir karşısındaki evet. Galibiyeti aklıma geliyor Orada da birçok eksik vardı son matlığında Çok benziyor aslında Rakip de sertti Manchester United'a gelip yenmiş şekilde geliyordu yani Başakşehir o dönemde Ama o Beşiktaş'ta Oyuncularda inanılmaz bir reaksiyon görmüştük Eksik olduğunu farkındalardı ve Ekstra ekstra odaklanmışlardı maça. ama e, dün akşam Galatasaray'da, Galatasaray'da oyuncuların genelinde evet. bunun tam tersini gördük. Öyle bir odaklanma da yoktu. Yani takım savunmasında da çok ciddi eksikler vardı. Hücuma çıkmada da çok eksiklikler vardı. E, bağlantılar tamamen kopuktu. E, açıkçası sonrasında oyuncular da değişti. Farklı formasyonu döndü. İkinci yarıda 4-2-4'e dönüldü ama e, maalesef ben Galatasaray'ın ne yaptığını bilerek oynadığı bir 5 dakika hatırlamıyorum. O yüzden Hatay Spor Ömer Hoca'yı tebrik etmek lazım. Çok net bir galibiyet aldığını söyleyebiliriz. Şunu da sormak istiyorum. Evet savunmadaki tercihleri çok tartışıldı teknik eğitim. Ama aynı zamanda hücumdaki tercihleri de savunmadaki tercihleri tamamladı diyebiliriz. Arda'nın 11'de yer alması, Arda. Ee, aynı zamanda Galatasaray için saha içinde bir lider konumunda ee, takımın abisi ama sergilemiş olduğu performansla e, dün akşam sahada herhalde yokları oynadı desek e, evet. abartmış olmayız. E Babel'den bahsetmek istiyorum aynı zamanda. Şimdi Arda bu takımda direkt olarak 11'de şans bulurken, Babel'in 11'de şans bulmaması bir kanat forvet olarak belki de Mustafa Muhammed'i tamamlayacak bir tercih olabilirdi dün. Sonradan oyuna girdiğinde etkili olduğu anları da gözlemledim. Ben sen neler söylersin Mustafa? Çok haklısın. Babel oyuna girdikten sonra kesinlikle daha etkili oldu. En azından bir reaksiyon gördük Galatasaray'ın sağ kanadında. Bireysel çoğunlukla bireysel hücum girim, girişimleri yaptı. Falcao da e, biraz daha istekli görünüyordu evet. açıkçası diğer oyuncu grubuna göre. E, onu da söylemek lazım. Hatta bence da orta saha geçtikten sonra maçın iyilerinden bir tanesiydi. E, bu yüzden hani keşke or, orta sahada başlasaymış dediriyor oyuncu. Belki de e, bir evet, daha stoper da ben... oynamamak için mevkisinin kıymetini anlamıştır Mustafa'nın. Olabilir. <laughs> <sana. gülüyor> Bakın ben burada aslında ne güzel işler yapıyorum mesajını evet. verdi gerçekten. Ki zor bir görevdi. o 4-2-4 oldu çünkü orta sahada iki oyuncu kaldı sadece Galatasaray'da oyunun büyük bölümünde ve o büyük alanı kat etmek zorunda kaldıydı ile birlikte. Baber kaldı ki dediğin gibi önceki maçlarda da sağ forvetteyken de Arda'ya göre daha ideal bir kenar forvet izlenimi sunmuştu çünkü Arda biraz e, temposu düşmüş bir oyuncu e, Ve sizin topa çok fazla Hükmetmeniz lazım Mesela %65-70 topa hakim olmanız lazım ki e, Arda O pas örgüsünde size iş yapabilsin Ama Hatay maçı öyle bir maç değildi Biraz git geldim maçtı O yüzden biraz daha dribbling kabiliyeti olan Biraz daha fazla fizik gücüne sahip Oyuncular tercih edilirdi Mesela ben Oğulcan'ı bekliyordum açıkçası e, Sağ forvette e, Kaldı ki İlk yarıda Rize Spor Deplasmanı'nda Galatasaray'ın bir oyunu vardı. 4-0 kazandı. bence sezonun en iyi oyunlarından bir tanesiydi Galatasaray adına. Orada mesela yine Fegoli sağ içte 8 numarada. Olcan da sağ forvetteydi. Yani dün de öyle bir takım çıkabilirdi. Fegoli de gününde değildi ama mesela Fegoli ve Arda'nın bir tanesi bence yeterli olabilirdi orta sahada. yaratıcı işleri yapabilme adına, o kilit pasları atabilme adına. Biraz daha dinamizm yükseltmesi gerekiyordu Galatasaray'ın. Çünkü karşısında çok dinamik bir takım vardı. O dinamizme sanki Oğulcan biraz daha fazla karşılık verebilirdi sağ forvette. Yani bundan kötü olmazdı diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray hem o bağlantıları koptu. Zaten hani savunmasının da orta sahasından uzak kalmasıyla hem de dinamizm anlamında ciddi şekilde düşüş yaşayınca rakip kare gitmekte ciddi anlamda zorlandı hakikaten e, oyunun büyük bir bölümünde e, Hatay Spor skoru elde ettikten sonra biraz topun arkasına geçince anca e, şutlar bulunabildi pozisyonlar bulunabildi ama e, doğrusunu söylemek gerekirse maçın başından sonuna kadar Galatasaray yani bu maçta bir şeyler yapabilir hissini hiç veremedi yani hem oyuncu tercihleri de bunda etken e, oyuncuların sahadaki odaklanması da odaklanamamasında da bunda bir etken. Ve e, tabii şimdi gelelim bugüne. Bugün Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Beşiktaş'ın elinde bir fırsat var. O da en yakın takipçisiyle aradaki puan farkını maç eksiğine rağmen 6'ya çıkarmak. Beşiktaş Kasımpaşa'yı deplasmanında sahaya çıkacak. Önemli eksikleri var Beşiktaş'ın ama ilk kez eksik sahaya çıkmıyor lider Beşiktaş. Daha önce de evet. bu bakarsız oynadı. Daha önce de savunmada ciddi eksiklerinin olduğu haftalarda iyi performans sergiledi ve galip gelmeyi bir de bir kazanma alışkanlığı olan Siyah beyazlı ekipten bahsediyoruz Sen bugün nasıl bir mücadele Çok doğru ediyorsun? Çok doğru kazanma alışkanlığını çok güzel söyledin Hakikaten Beşiktaş'ın bu sezon Fark yarattığı şey bu Mesela Fenerbahçe konuşurken ki Gerçi orada bir teknik adam değişikliği oldu da Öncesinde de öyleydi Nasıl bir oyun formasyonu çıkacak Nasıl bir 11 çıkacak bilmiyoruz diye konuştuk Hakikaten de öyle Galatasaray hala bilinmez ki Bunu dün akşam gördük Eee ben yani sağ kenarında kim oynayacak, orta sahada kim oynayacak hala eksikler de olsa aslında biraz e, kafamızda resmin olması gerekiyor. Ama Beşiktaş'ta o resim var. E, kafamızda bir 11 resmi, takım resmi de var. Oyun, oyun ezberi de var Beşiktaş'ta. Nasıl oynayacağını da biliyoruz. Oyun formatını da çok iyi biliyoruz. O yüzden eksiklikler olsa da hatta çoğu zaman mesela Trabzonspor karşısında hem de Konyaspor karşısında 10 kişi kalmıştı ve hala 11 kişi gibi reaksiyon verebilmişti Beşiktaş. Bunda da o oyun, oyun ezberinin etkisi var. E, şimdi mesela e, Beşiktaş'ta da ciddi eksiklikler var dediğin gibi. Ve bu hücum hattında olması aslında biraz daha negatif bir şey büyük adına. adını. E, çünkü büyük takımlar savunmadaki eksikleri biraz daha tolere edebiliyorlar. Ama maçları kazanmaya çıktıkları için hücumdaki iş yapacak oyuncuların, e, kilit açacak oyuncuların olmayışı daha büyük e, handikap olabiliyor. Ama Beşiktaş e, dediğin gibi bir şekilde onu takım oyunu resmiyle e, tolere edecektir diye düşünüyorum ki. Galatasaray'ın bu mağlubiyeti ciddi şekilde moral olmuştur ve üzerlerindeki baskı biraz da almıştır Beşiktaşlı oyuncuların çünkü önümüzde bir maç daha var Alanya Spor maçı var orada Galatasaray bay geçiyor yani şuradan alınacak 4 puan bile yani Alanya Spor'dan beraber bile kalsan ciddi şekilde avantajını sürdürecek Beşiktaş ve mesela Kasımpaşa maçına nasıl çıkacağı az çok belli savunma hattında bir eşitlik yok savunma hattını aynı şekilde göreceğiz ee, Rosie Wellington, Vidal, evet. Vida. Ee, sol bekte en sakala ya da Rıdvan büyük ihtimal en sakala. Son dönemde onu oyuncu e, oyuncuyu tercih ediyor e, Sergin Sergen Hoca. Orta sahada zaten seçimler belli. Jose Fatiba E, ee, hücum 9 numarada kim olacağı belli. Larin hem Cenk'in hem Abubakar'ın olmamasıyla Larin oynayacak. Evet. Ee, iki ihtimal var e, kenarlarda. Ya Gökhan Töre oynayacak. E, Enkudu ile birlikte Gökhan Töre oynayacak. Layi için orta sahada oynayacak. E, sol işte bu bir ihtimal ki en Şu güçlü da ihtimal bir ihtimal, bu gibi olabilir mi? Necip e, Bek'te açıkta yine e, yani Necip Bin e, yerini savunmada alabileceğini düşünüyor musun? Şey mi? E, olur, e, mi? yani Sabek ne Necip evet. Rozier önde mi diyorsun? Evet evet evet. E, i̇htimal ama Rozi biraz e, sanki açık alan arayan bir oyuncu gibi gözüküyor. Yani onu biraz dar alanı hapsederseniz ...direkt beklerin önüne atınca... ...biraz... ...çünkü önceki kariyerinde de çok fazla... ...ön kanat oyuncusu olarak oynadığını hatırlamıyorum. Sol bek oynamışlığı var. Ama genelde sağ bekte oynuyor. Biraz orada kilitlenebilir. O yüzden hoca daha bir hücumcu... ...oyuncu tercih edebilir orada bence. Bekten kaydırmak yerine. Sanki Gökhan Töre... kuda ihtimal yüksek gözüküyor. Şöyle de bir ihtimal olabilir Ceyda. Lay için de biliyorsun kenar oynama evet. alışkanlığı var. Ee, özellikle Serie A'da sıklıkla sol forvet, sol kanatta oynamıştı. Beşiktaş'ta da dönemlerim oynadı diye hatırlıyorum. Yine sağda Enkudu solda Laiç. Ee, orta sağda Oğuzhan olabilir ya da Necip orta sahaya dahil olabilir. Böyle de bir kurgu olabilir. Ee, ama e, burada önemli olan Beşiktaş'ın oyun ezberinin devam edecek mi etmeyecek mi olması ki muhtemelen devam edecek. Ee, bu uzun süredir bu böyle gidiyor. O yüzden bir şekilde e, topa ön tarafta hükmedip ee, Kasımpaşa savunmasının hatalarını e, bekleyip evet. 0-0'ı cebinde tutup çok da acele edeceğini düşünmüyorum ben Beşiktaş'ın ee, oyunu açmak gol, ilk golü bulmak adına ya, uzun süre 0-0 giden bir maç görebiliriz ama o 0-0 cebinde tutmak Beşiktaş'ın bir tercih olacak ee, mutlaka bir açık buluruz diye düşünüp ya da duran toplarda da etkili bir takım oldu Beşiktaş ee, işte, her ne kadar o topları kullanan birinci oyuncu Gezal olmasa da Laiş işte e, kenardaki duran topları iyi kullanan bir oyuncu ee, öyle hani e, bir fırsat kollayacak mecburen çünkü çok değerli eksikler yani her ne kadar böyle bir takım oyunun güçlü de olsa özellikle Abubakar e, kendi kendini yöneten bir 9 numara. E, yani Kimseye ihtiyacı olmadan bile evet. ortada bir şey yokken gol çıkartabilen bir 9 numaradan bahsediyoruz. Onun olması tabii ki büyük handikap ama e, dediğin gibi 5 yaşın takım oyunu e, her zaman birinci sırada. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa kıymetli değerlendirmelerin için. Ağzına sağlık. Ben İyi teşekkür pazarlar ederim. diliyorum sana bir kez daha. İyi pazarlar.